Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda yeni kuzumuz doğdu. Yalnız yine bir sıkıntılı doğum. Hiç beklemedim. Koyun kuzu doğurdu ve ağız sütü içememiş. Şimdi Arif Can geldi. Böyle ağız sütü sağmış daha önce kendi koyunundan. Yalnız buzlu. Bunu burada eritiyorum. Şimdi bu erisin, iyice ısınsın. Sıcak vermemiz gerekiyor. Allah'tan Arif Can, yani ona ulaştım. Yoksa kuzunun yaşama şansı olmayacaktı. Şimdi onu detaylı anlatacağım. Arifcan, Efendim. hoş geldin bro. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Şimdi bro, sen bir durumu izah etsene. Biz niye ağız sütü veriyoruz? Sen ağız sütünü niye evde buzluğa koydun daha önceden? Ya şimdi önce doğan tek doğan koyunlardan sütü bol olanlardan sayıyoruz mesela ağızı şoka atıyoruz. Evet. Şimdi aynı bu durum gibi mesela doğunca sütü olmayan Evet. koyunlar olursa kuzunun ağız sütünü alması gerekiyor. Evet. Ki onun için şokluyoruz. Şimdi mesela senin başına geldi. O çözeceğiz, onu vereceğiz. İlk ağız sütünü alması lazım yani kuzunun. Peki buzlukta durduğu için bu süt ölür mü? Hayır işte yani ölmemesi için buzluğa şok atıyorsun zaten. Allah Direkt Allah. sağıp süt olmadan ağzını koyacaksın. Sütün bir Anladım. önemi yok. Ağız sütünü Ağız koyacaksın. sütü daha katı Ha değil mi? tabii. Dostum Allah'tan Arifcan'a ulaştım. Bakın işte köyde dostluklar olması iyi. Bu insanlar tecrübeli. Benim elimde ağız sütü yok. Ve biz koyun hiç beklemediğim bir koyun Arif. Yani ben onun yani çok şüpheliydim. Hiç memesi yok, hiçbir şey yok. Ya işte onun torbası olmadığı için sen doğacağını bilemiyorsun. Ama Evet. doğup geldi. Dostum birazdan kuzuyu göstereceğim. Minnacık erkek siyah bir kuzu. Isınsın sütümüz, devam edeceğiz. Bu arada yavrularımızın keyfi de çok iyi. Bakın şu yavru Arifcan'ın. Arifcan tut, senin bir resmini çekeyim ona. Bir dakika, senin de bir resmini çekeyim. Şöyle şeyin manzarasına gel de bro. Hatıra bırak. Ya dünya balık var lan içinde. Yiyeceğiz onları. Güzel. Ramazan Reis burada. Balık pişirecek. Dostum bu yavru Arifcan'ın. Arifcan benim dostum ama ben Arifcan'a dedim ki biz mesela dostlar şeyi çok karıştırmıyoruz. Ticareti. Ben ondan koyun alınca nasıl para veriyorsam o da hani bana bir miktar para verdi. Sağ olsun. Ben de hani bu yavruyu ona seçtim. Hem bizim köyümüzde duracak. Daha önce biz Arifcan'a bir tane daha vermiştik. Arifcan o köpeği merak ediyorlar. Çavuşla Anka'nın bir yavrusunu verdik ya sana. Sen o köpek hakkında sen onu aşağı yukarı bir 4 aylık yapmıştın değil mi? Evet. Nasıldı bro mesela? Müthişti. Değil mi o sürüye Yani falan direkt gidişi? geldi, daha çok küçükken sürüye gitmeye başladı yani kendi hiçbir şey yapmadan, hiç zorlamadan. Peki ben Ben niye böyle gitmesini istemiyordum. alıştıramıyorum? Ben gitmesini istemiyordum zaten daha küçük olduğu için. Evet. Biraz daha zamanı vardı ama kendi gidince de ellemedik sonradan. Ne oldu da öldü o? Biri mi? Hani sen anlat bana, insanlar da bilsin. Büyük ihtimal köydeki köpekler boğdu. Anladım. Çünkü o gün çok yağmur yağmıştı. Koyunlar geldi, o gelmedi. Evet. Ondan sonra onu aramaya çıktık. Bulamadık. 2 gün sonra ölüsünü bulduk. Maalesef yaşasa ama var ya şu an Evet. Türkiye'de iyi köpeklerden biri olacaktı ve dostum o yavru ben hatta buraya resmini de koyayım. Çok üst düzey bir yavru. Yani tipi, koyuna bakışı, uyanıklığı müthişti. Ama bu da onu aratmayacak bro. İşte dostum bunda Arif'te köyümüzde kalacak bu yavru. Şimdi bazılarınız düşünebilir niye işte arkadaşına da hani ücret verin. Dostum şimdi uçuk bir rakama vermedim. O benim dostum. Sade hani değeri daha iyi bilinsin. Bir de dostuz diye hani ben şey yapmak istemiyorum. Ben de ondan mesela gel bana bedava koyun ver demem. İstesem verir. Ama yapmam. Niye? Onlar da bir ticaret. Hani sonuçta onlar da bir emek veriyor. Dostum Kuzumuzu kuzumuzu da da gösterelim. Ya haydut bir an gitti. Panikledik. Daha yeni doğmuş. Gerçi kuzulara bir şey yapmıyor ama dostum yine de yeni doğmuş bir kuzu. Küçücük bakın simsiyah. Gariban da bir şey ama süt daha emmemiş değil mi Arif? yok emik değil. Ama emecek. İnşallah iyi olur. Arif iyi olacak diyor. Yalnız Arif sence bu yanık büyür mü? Ağzı da sıcak ya. Valla. Belki anneye adapte edebilir miyiz Arif? Annesi bakar buna ama annesinde süt yok. Onu nasıl yapacağız? Aynen. O benimle alakalı bir şey değil 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 mi tabii bro? canım. Yani Tamam. annesi baksa bile annesinin doğuştan yani memesi şeyi yok. Anladım. Yani bu koyunlarda olabiliyor. Tabii aynen. Şunun bir resmini çek. Ulan aklım gitti. Şimdi Arif bu yeni mi doğmuş sence sabah Hayır, mı? sabah saat 8 gibi falan diyor. Valla. Yani.
Allah'tan gece doğmamış, ölürdü belki de bro. İşte gece baktım hiçbir şey yoktu bro. İnşallah yaşar dostum. Siyah da bir kuzu çok sevdim. Rengi kafası da beyaz. Demek annenin kanattında siyahlık var. Dostum ağız tünü ısıttık. Buz çözüldü. Pişt çekin. Pişt. Hoy. Çek çek çek. Vay. La oğlum geçin la. Geç. 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 Bak filme bak. Akıllı hiç gitmiyor. Dostum şimdi yavrular biraz sıkıntı yapıyor. Ya babam çık. 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 Dostum Allah'tan işte bakın ağız sütü önemli. Açık ya. O senin büyük bir biberin şeyi yok mu? Şişt. Var kaka, dur. Kaka. Var. Çok açık olduğu için. Onu değiştirdik. Hey. Bak yavrular da orada deli gibi. İstersen ben de ayağa dikeyim onu. Bro bu hayvan gözü... Fif. Arif gözümüzü kapatıyor. Sen o telefonu bir yere sabitleyip gelsene. Dostum enteresan bir şekilde bakın. Herhalde bir doğum daha olacak. Onu bekliyordum zaten. Asıl onu bekliyordum ama beklemediğim koyun doğum yaptı. İçimden bir ses kesin doğacak diyor. Çünkü o yattı oraya. Normalde hepsi samanını şuraya yulaf samanıyla yulaf tohumlu olan taneli onları yer normalde. Ama oraya geçti. Büyük bir ihtimal sancısı başladı. İnşallah sağlıklı bir doğum olur. Doğum aşamasını çekmem büyük bir ihtimal. Yani %100 emin değilim tabii ama bir doğacak gibi göründüm yani hareketlerini. Dostum bu kuzuyu eve aldım çünkü çok küçük olduğu için diğer yerde ezilir. En azından burada benim yanımda yaşama şansı var. Tabii ki ben %100 emin değilim yaşatabileceğimize. Hani hadi yaşattık. İşte sonuçta bu bir biberoncu olacak. Annesi bakmayacak. Bakalım umarım yaşar. Yalnız annesi düzgün kurutmamış bile yavruyu. Yavru güzel sıcak. Birazdan buna yine az bir süt içireceğim. Hani. Hani. Bakın daha ayağa kalkamıyor. Aksilik ya. Keşke annenin sütü iyi olsaydı. Bir de annenin ilk doğumu. Çok tatlı, güzel. Bakın bembeyaz kafası var. Bak yavru ufaktan kalkmaya çalışıyor. Ama daha tam dikilemiyor. Zaten sütü verdik ama biraz zaman alacak kendine gelmesi. Dostum bu benimle 2-3 gün evde duracak. İyice hareketlenmeye başlayınca diğer tarafa kuzuların yanına alacağız. Belki de bir hafta durur artık ona bakacağız. İnşallah yaşatırız. Çoğu da tatlı. Baba, baba. Minnacık dostum doğan en küçük kuzu ya. Valla daha bu kadar küçük kuzuyu görmedim. Anam bıdık yaptı. He babam. Ye babam, ye babam. Gel. Gel. Anam anam daha ayağa kalkamıyordu ya. İnşallah yaşı çok halsiz ya. Gel.
Şimdi biraz daha sütü emdiriyorum o kabanı. Aslında ayakta emse daha güzel olacak. Ama yapacak bir şey yok olursa. Tamam babiş, tamam al iç. Gel bakalım, seni kaldıralım. Kalk bakalım. Kalk, al benim sana. Hadi şunu da, geri kalan da iç bakalım. Dostum bunu biraz güneşe çıkartacağım. Çünkü bu hayvan sabaha karşı eğer 8 gibi falan ya da 6 gibi doğduysa üşümüştür. Anne de yani ilgilenmiş gibi durmuyor. Kurutmamış bile. Kendi kendine kurumuş yavru. Haydi babam gel. Gel. Hoppa. Hadi şunu da iç. Hadi oğlum. Az bir şey kaldı. Onu da içirirsek en azından akşama kadar idare eder. Hadi babam, hadi babam. Babacık, babacık. Gel, gel. 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 Gel babam. Şimdi ben bu bıdığı buraya koydum. Güneş görsün diye. Bu arada diğer koyunumuzu kontrol ettim. Hala bir doğum yok. Bugün inşallah. Bak bugün bunu yaşatabilirsek. Yani bir ertesi günde yaşarsa. Kendini toplarsa müthiş olur. Yaşamazsa da dostum. Yani ben elimden geleni yaptım. Arifcan da ağız sütü bile getirdi verdik. Ben çünkü çok tecrübem yok. Ama halsiz duruyor yavru, yani ayağa kalkamıyor. Ama yeni doğan kuzular genelde hemen zaten yürüyemiyor. Keşke annesi ilgilenseydi. Daha garanti olurdu. Çünkü annenin baktığı gibi insan bakması aynı olmuyor. Çünkü Neşe'den biliyorum. Mesela Neşe'nin boyu bir tık kısa. Ama Neşe'den sonra doğan kuzu annesinin yanında olan daha gelişkin. Burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.